Ya soalnya kan anu aku tak sape nang mah karo sepupunya tulana tapi yakin durinya wae metu mungkin sekitar 5 jam maning ya soalnya karo ini sebenernya tuh metu emang iya di bawah saya ini cuman wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena lo bisa tegar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün bizim için çok güzel bir gün. Neden? Çünkü yıllar sonra sonunda ikiz bas basa vakit geçireceğiz. Yani biz yokken gibi geziyoruz. Çünkü bizim için hakikaten çok önemli yani. Sadece bizim için değil. Bütün çift bence çocuk olduktan sonra zaten vakit yok yani. Ondan biz çok şükür Bursa'ya geldik. Edis evde annemler bakıyor, kuzenlere de bakıyor. Biz dışarı gittik yani özel bir gün ise vakit harcıyoruz, geziyoruz. Yani çok özledim arkadaşlar. Var ya 3 sene önce, evet 3 sene önce sanki yaptık. Hakikaten çok ihtiyacımız var. Evet, ondan şimdi biz Çarşı'ya geldik. Evet, bugün Bursa'mızdayız arkadaşlar. Bursa'mızın merkezindeyiz. Çok, çok güzel, güzel bir yerde. Her yer bembeyaz, zaten kar. Bütün en çok özlediğim manzara. Bütün Türkiye kar olmuş yani. Evet, böyle yani tabii bayağı oldu yani. İstanbul'da falan kar yağdı. Böyle bir hafta önce var, bir metre falan kar yağmış. Neyse, bugün Uludağ yoluna da gideceğiz. Ondan sonra fotoğraf çekineceğiz. Orada baş başa güzel bir yemek yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Ama yemeğe de gitmeden önce ne sana çok güzel ve özel bir hediye var. O yüzden bir tane kuyumcuya gideceğiz, tamam mı? Oradan tamam. Seç beğen. Dilediğin güzel bir kolyeyi ciddi al bakalım. Misin? Evet. Hadi gidelim bakalım. Bakalım böyle. Çok özledim böyle bas bas enesini. Gel gel. Evet, gel, ben gel, de çok özledim. Yani birbirimize karşı hiç vakit ayıramadık. Çünkü neden? Sürekli Edis kıskanıyor. Sürekli annesini istiyor. Çok şükür şimdi sütten de kesildi değil mi? Evet. Ondan yemek dolayı. Yemek yerken de bak kendimi yemek yemiyorum. Sürekli yeriz yani sürekli böyle. O zaman yani hadi gel gidelim İlkan Hanım. Aynı gidelim. Bekar çiftler hadi gibi. Hadi. Arkadaşlar Bursa Uzun Çarşı'dayız. Sömestr zamanında bayağı bir hareketli. Sana çok güzel bir heyecan katıyor. İnsanların böyle tatlı telaşı, ay onu alalım, bunu alalım, eksiklerini tamamlayalım falan. Burası Bursa Kozan arkadaşlar. Bursa'mı da gerçekten bayağı bir özledim. Hadi gel Kapalı Çarşı'ya doğru. Evet arkadaşlar, biz Bursa Kapalı Çarşı'ya geldik. Kuyumcuya gireceğiz. Bir kuyumcu var. Şimdi oraya gidelim. Hadi bakalım, bir bakalım modellere. Selam aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kanım. Biz kolyeye bakıyoruz da. Tamam, yardımcı olalım. Vitrinden bakalım istersen. Tarzımız. İstersen bir dışarıdan bakalım. Bakalım. Bir alttan bakalım hangisini beğeneceğiz. Ya ince kolye tarzı değil herhalde. Tuğra ne demek? Düğünde almıştık ya Tuğra'yı. Evet, Osmanlı Tuğra'sı var ya. Onu seviyor musun? Ama. Tamam. Hangisi? Şu mu? Ha, ortadaki. Tamam. Başka var mesela arada kaldığın ya da şunu da inceleyebiliriz dediğim bir model. Ha, o. Bak şu yukarıdaki nasıl? O da güzel. Ama çok büyük ya. Büyük mü dur sana? Ben sen biraz minyon tiplisin ya. Evet. Doğru, biraz da zarif bir şey olması ben lazım. Daha önce 6 geldi. Zaten o chase çok büyük geldi bana. Biraz daha küçük. Ben büyük sevmiyorum. Tamam. Tamam, bu her erkeğin istediği bir şey biliyor musun? Yani neden? Böyle büyük bir takılara özencinin olmaması bunu her erkek ister yani. Neden? O yüzden çok şanslı hissettim şu anda kendimi. Ciddi misin sen? Tabii canım. Normalde değil mi abi, buraya bayanlar gelmiş hazır yolunu bulmuşken burmasını da alalım, altının da alalım, cumhuriyetini de ekleyelim. Ya isimlere de terimlere de yabancı yani biraz. Yani çok büyük kaba böyle yani küçüğüm yani o kadar büyük böyle herkes böyle güzel bakıyor öyle yani. Ben Allah sevmiyorum Allah. Öyle. Kibar böyle. Tamam, hangisi olsun o zaman? Bak, karar verdim. Yani. Tamam, bunu evet inceleyelim. Şanslısın kardeşim. Evet, şanslıymışım. Hadi gel. Şu bir lale modeli. Evet. Dikkat, çok güzel bir motif beğendim. Bak, dışı lale, lale görünümünde. Lale bizim biliyorsun milli çiçeğimiz. Türk Osmanlı'da çiçeği. Bak Hollanda'nın lalesi meşhurdur değil ama mi? Biz ama ilk lale Osmanlı'dan, aslında İstanbul'dan Türkiye'den gitti. Geldi. Tabii. Hatta Hollanda'da lale borsası bile var. Lalenin tohumları evet, altından çok daha pahalıya satılmış zamanında. En çok tutulan model zaten lale güzel bir model. Modeli. Aynen. Turalı. Hem su damlasını da andırıyor. Evet. Bir de Ebru, hatırlıyor musun? Ebru sanatında böyle lale motifleri çok çizilir. Aa.
Ondakini de andırıyor böyle. Evruda lale çok motifi. Çok güzel baksana. Evet. Mesela daha kalın olabilir, daha ince olabilir. Fark etmez. Yeter ki senin beğendiğin bir şey olsun. Tamam. Çünkü bunu yatırım amaçlı almıyoruz. Senin kullanman, beğenmen için evet, alıyoruz. Şimdi aynen bu yatırım amaçlı değil. Bu işçilikli. Tabii. Bu yatırım amaçlı. Çok değer kaybettik. Evet. Yani %20-25, %30 işçiliğine göre değer kaybediyor. İşçilikte olanlar aynen. Satıldığı zaman %20-25 değer kaybediyor. Tabii tabii. Bunlar değer kaybetmiyor desek. Evet. Yani bu bilgiyi de paylaşalım takipçilerimiz arkadaşlar. Eğer yatırım amaçlı alacaksanız bilezik değil mi? Yani Cumhuriyet, altını, çeyrek bunlar hiçbir şekilde değer kaybetmiyor. Aynen. Altının gram fiyatı neyse o. En az değer kaybedenler diyelim. Ha, ya da en az değer kaybedenler. Alt sat farkı hepsinde var. Tabii vardır. Çeyrek altın makas farkı var. Ama en az değer kaybedenler Cumhuriyet, çeyrek. Evet. İşte Adana vurması, yerliler bilezik. Onlar da tabii çok kullanım tercihi olan bir şey değil sonuçta. Değil, ne bileyim. Yani bayanları kullanacak. Tabii bayanlar böyle bu şekilde değil. Takı tamam. Anlamında kullanıyorlar. Evet. Baksana, çok güzel. Tamam. Güzel. Beğendin mi? Güzel mi? Çok tatlı. Mesela şöyle dursa İka daha mı iyi olur acaba? Yoksa kıyafetten dolayı değil mi? Şimdi kardeşimiz örtülü, bizim hanımlar da örtülü. Yani evet. Genelde örtülü bayanlar uzun oluyor. Uzun. Kısaltabiliriz ama hani kısa olsa onu uzatma imkanı yok. Bence evet. Uzun olmasın. Bastı çok güzel. Benim için tam iyi bu kadar yani. Tamam, yeter ki sen mutlu ol. Yani içine sinmeyen hiçbir yeri olmasın, tamam mı? Tamamen beğendiğin bir model bakabilirsin yani zincirinden ve modeline. Zincirin hiç fark etmez. Uygun bence. Çok daha kalın olsa ucu ön plana çıkmaz. Ucun ön plana çıkması zincirin. O da doğru. Yani. Şu anda iyi, ben seviyorum bu vallahi. Tamam. İçine sindi mi? Güzel. Çok küçük de değil yani. Güzel. Tamam, beğendin mi? Evet. Bu olsun mu? Beğendim. O zaman güle güle kullanın İka Hanım. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bunun sunumunu daha farklı bir zamanda yapacağım. Bunun neden sunumunu bilmiyorum, yemeğe gideceğiz ya. Tabii. Yani şu an birkaç saniyeliğine hadi boyunda kalabilir. Hadi. Recep Bey çok hayırlı memnun olsun. Olduk. Güle güle kullan kardeşim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İka burayı hatırladın mı? Evet. Sana nikah şeyi yaptırmıştık burada, evet. Talha ile beraber. Evet. Vay be, ne günlerdi be. Evet arkadaşlar, kuyumcudan çıktıktan sonra şimdi Uludağ yolunda bir otele geldik. Burada ben İka'ya kendi Endonezya vatandaşından, kendi ülkesinden birine bir masaj ısmarlatacağım arkadaşlar. İka şöyle bir güzelce bir rahatlasın, dinlensin, kendine gelsin. Ondan sonra restorana gidelim. Onun öncesinde fotoğraf çekinmeye gidelim. Tamam mı? Hakikaten çok ihtiyacım var. Neden? Çünkü 3 gün ben uyanmadım. Belim ağrıyor. Disk camda uyuyor ya ondan. Çok teşekkür ederim bebeğim ya. Çok mutlu oldum ben. Rica ederim. Ne demek? Endonezya'da bugün çok yaygın. Bugün madem özel bir gün. Böyle. Git kendin dinlen. Masaj yap gel. Tamam mı? Ben buralarda oyalanacağım. Tamam. 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 Hadi görüşürüz. Bay bay. Oo bebeği saatler olsun ya. Çok rahatım bebeğim. Teşekkür ederim yani. Nasıldı? Güzel miydi? Evet. Rahatladın mı? Dinlendin mi? Tabii ki. Tamam, sıkıca giyindin ama değil mi? Üşütme. Hı. Ben de sen hamamdayken küçük bir daha sürpriz hazırladım. Ne aldın sen bana? Evet, onu da yemekle göstereyim. Tamam mı? İnşallah beğenirsin. İnşallah. Tamam, senin istediğin gibi yaptırmaya çalıştım. Bakalım nasıl olacak? Ne acaba? Evet, şimdi hadi bakalım Uludağ'da güzel bir harlı yol manzaralarının olduğu fotoğraf çekilmeli güzel bir yere gidelim. Ondan sonra da güzel bir restoranda çok güzel bir akşam yemeği yiyelim inşallah. Tamam mı? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bayağı bir özlemiştik Uludağ yoluna çıkıyoruz. Uludağ'dan da ziyade özlediğimiz asıl şey aslında kar. Evet. Güzel kar manzaraları, Instagram'dan da paylaşabileceğimiz güzel kar fotoğrafları değil mi ka? Evet, ne kadar güzel var. Evet, çok güzel arkadaşlar. Şimdi biraz daha yukarılara çıkacağız. Oralarda daha da fazla kar olduğunu düşünüyoruz. Çok daha güzel manzaralar olacaktı. Baksana İka, zaten traktörün üstüne bak. Burada bile zaten 40 santim kar var yani en azından. Bursa'da şu anda hiç yok gibi bir şey, sadece çatılarda, yerlerde. Yani İstanbul'a bile bir metre yağdı ama bizim Bursa'ya. Hatta bırak Tekirdağ'a bile, İka, bir santim bile kar düşmemiş. Hemen İstanbul'un yanı başında. İstanbul'a bir metre kar yağıyor. Tekirdağ'a hiç düşmüyor. Oldukça ilginç. Neden acaba? Hava hareketleriyle ilgili bir şey. Yağışlı hava hareketlerinin geliş yönü, gidiş yönü. Ondan dolayı farklılık gösterebiliyor. İka ile baş başa böyle bir yerlere gitmeye, birlikte çok kalmaya, vakit geçirmeye gerçekten çok büyük ihtiyacımız vardı. Çok şükür bu da nasip oldu. Arkadaşlar Uludağ'a doğru çıkmaya devam ediyoruz. İnanılmaz güzel, kartpostallık bir manzara var. Şu an içim içimi gidiyor. Van'daki kar manzaralarına, karı ne kadar çok
Özlediğimi anımsadım. Değil mi Mika? Tabii bir de yükseklere çıktıkça basıncın azalmasından dolayı insanı biraz mıyıştırıyor. Böyle. Biraz uykusunu getiriyor böyle. Evet, sıcaklıkta eksi 5'e kadar düştü. Oksijen azalıyor ya. Ondan dolayı işte. O da biraz bitkinlik, yorgunluk veriyor. Ama çok güzel ya. Bakar mısın? Baksana ne kadar güzel. Puf puf. Pamuk tarlası ya. Şuraya bak. Harika. İşte her yer beyaz kar olunca gökyüzü de daha mavi görünüyor. Evet. O da ayrı bir güzellik katıyor. Evet. Biraz da şöyle çekelim arkadaşlar. Bakın. Ooo ne kadar güzel ya. Size de böylelikle Uludağ dağ manzarası turu yaptırmış olalım. Evet. Uludağ'ın yılan gibi kıvrılan yolları. Evet, nasıl gidiyor İlkan Hanım? Güzel ya. Senin de uykun geldi sanki. Evet. Ve arkadaşlar Uludağ Milli Park'a girişine geldik. Bizim buradaki yolculuğumuz buraya kadar. Şimdi buradan restorana döneceğiz. Şimdi buradan eğer Uludağ'a gerçekten çıkmak istersek oteller bölgesine, o zaman giriş yapmamız lazım. Şu an geçmeye gerek yok. Şuraya bakar mısın ya? Resmen büyülü dağ manzarası ya. Abi inanılmaz ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Bildiğiniz kartpostal yani. Evet. Ha. Vallahi kartpostal. Ne kadar güzel. İlkan Hanım hazır mısınız? Tamam, güzel bir poz alalım o zaman. Şöyle biraz da geri çekelim böyle. Nasıl? Eksi 5 derece hissettin mi? Arkadaşlar ben hayatımda kuyu çevirmeyi hiç yemedim. Burada araştır zaman ben her zaman gittiğimde ben soracağım. Annesi ne yaptı, ne yedi, gitti, ne yedi? Kuyu çevirme. Ne? O da yemedi değil mi? Ben de yemedim. Burada sokakta gördüm, kuzu çevirmeye var. Çok merak ediyorum arkada var ya. Çünkü annesi her zaman bana söyledi. Kuzu çevirmeye. Arkadaşlar mesela evet. Van'da geliyoruz ya Bursa'ya. Aa buraya geldik işte, ne bileyim nereye geldik. İşte Elazığ'a geldik. Elazığ'ın neyi meşhur? İka. Öf, öyle bir şey meşhur var ki. Kuzu çevirmesi meşhur diyorum mesela. Ben. Sallıyorum aslında. Oradan çıktık ne böyle Kayseri'ye mi geldi? Kayseri neyi meşhur? Üf, kuzu çevirmesi meşhur falan filan. Ondan sonra ya yok şaka. İşte, nereye geldik? Uşağa geldik. Buranın neyi meşhur? Buranın öyle bir kuzu çevirmesi meşhur ki. Yani adını ana 3 yıldan beri anlıyorum hikaye adını. Ama bir türlü yememiştik. O da bugün. Bu özel güne nasip olsa tamam mı? Bir kuzu çevirme deneyelim bakalım. Ben merak de bilmiyorum. Ben de yemedim. Bakalım nasıl olacak. Ama tadını diyorsun. Sanki şey olabilir. Sırık kebabına falan benziyor olabilir. Olabilir. Anadolu'da olan. Bir gidip görelim bakalım. Hadi öyle bir yeneyelim. Yani. Öyle bir yiyelim. Görelim. Bakın arkadaşlar arkası da görüyor musunuz? Aynı kartpostallık. Tabii ki elektrik kabloları, direkleri hariç. Üff yıka. Şöyle bir evin olsa. Ya, ne kadar güzel olmaz mı? Şöminenin önünde otur, kar manzarasını böyle izle, kar yağışını izle arkadaşlar. Sabah gün batımına yakın harika da bir güneş vurmuş. Çok güzel ya. Valla. Kestaneni pişir. Ya, fırınında etini pişir. Ne güzel. Çekirdeğini kavur. Neler neler. Hadi gidelim. Ben çok hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Bir de pişme aşamasına görelim. İlk nasıl pişiriyorlar acaba? Onu da görelim. Çünkü orada bir stand var. Onu da pişiriyorlar yani. Tamam. Nasıl çevriliyormuş kuzu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ustamız da geldi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bakın. Kuzu çevirme. Buraya böyle raflara diziliyor böyle. Sırayla demek ki pişiyor bu şekilde. Harbiden de kuzu yani değil mi? Kaç aylık oluyor? 5-6 aylık kuzuymuş. 5-6 aylık kuzuymuş bunlar. Altında kor yok abi. Bu pişmiş mi? Hazır abi. Ha, hazır bu. Parçalanacak. Vay be. Sonra baksana. Annemin tenceresini gibi evet, büyük hali. Burada da buhar bak. Biz de bak böyle yapalım. Annemin tenceresini buradan keselim. Tamam mı? Sonra annemden bir güzel azarı işitelim. Olur mu? Annemin gibi ama bu daha büyük yani. Aa, tam da senin sevdiğin yerler ha. Baksana. Püfür püfür gidiyor kaburgalar. Oh maşallah. Peki kaç saat pişiyor abi bu böyle? 3-4 saat pişiriyor. Buharda.
Yok, buharda değil. Buharda fazla tutmuyoruz. Buharda yarım saat falan duruyor. Peki bir saat oldu ne olur? Ya da iki saat oldu buharda ne olur? Kalanları kendimiz iyi görüyoruz. O da güzelmiş bak. Dikkat, kuzu çevirme diye. Sonunda kavuştuk. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Verelim mi siparişleri? Sen Türkiye'ye geldin. Demek 3 yıldır hiç yemedin ha? Hay Allah ya. Hiç böyle bir şey olur mu ya? Ya senin kocan kim ya? Nasıl bir şey bu ya? Nasıl biri bu? Allah Allah. Şimdi sen 3 senedir yemediğine mi üzülüyorsun? Ben 30 senedir yemediğime mi üzüleyim? Ha? Hayır be. İkisi de iyi. Tamam. Benim şu arkadaki resimler çok hoşuma gitti İlka. Tamam mı? Şöyle bir inceleyelim bakalım. Neler varmış. Vay be. Evet arkadaşlar. Harika manzaralar var. Burada bir post var. Böyle. Tarihi nesneler. Fenerbahçe'ye ait Osmanlıca yazıyla böyle bir tablo hazırlanmış. Herhalde lefter falan gösteriyor olabilir. Ne yapıyorlar abi? Fidan ekiyorlar. Fidan mı? Çam fidanı galiba. Bak kırmızı toprak görüyor musun? Terrosa. Evet. Akdeniz iklimi olduğunu bile hemen anladık. Değil Osmanlı tuğramız. Köfte değil mi? Kete o, ekmek gibi, hamur işi. Kete, ekmek. Aa, köfte gibi gözüküyor ama. Tabii bak, yöresel hanımlar, teyzeler görüyor musun? Aa. Annelerimiz hazırlıyorlar böyle. Terbiyesiz, edepsiz, adamsız değil mi? Ama o çorba ben çok üzüldüm Enes ya. Burada yok, bayağı çok. Bence güzel. Güzel ama terbiyeli olmayan daha güzel. Manda yoğurdu biliyorsun ben. Vanda 5'er kilo alıyorum. Evet. Terbiyesiz olmayan daha güzel değil mi? Bu erişteki var ya, bilmiyorum. En güzel çok bayağı. Terbiyeli olmayan daha güzel. Terbiyeli olmayan daha güzel. Yani terbiyesiz olmayan olmuyor. Terbiyesiz olmaz mı? Terbiyesiz terbiyeli olmayan demek ki terbiyesiz. Sen terbiyesiz olmayan dedin. Ha terbiyesiz. Terbiyesiz olan diye. Terbiyesiz olan daha olsun. Dışarıdan biri geldi. Bana sordu bugün burada ne olacak dedi. Şimdi akşam ne yiyeceğim dedim. Sana hazırladığım sürprizi gördü ya. Ondan ha ben evlilik teklifi falan sandım. Demek ki dışarıdan o kadar özel hissediyor İK. Vay be. Evet. Ciddi misin sen? Ne? Evlilik teklif edeceğim ben. Hayır. Biri geldi mi sordu? Ha. Biri geldi sordu. Tabi buradan kayak yapmayınmışlar aşağı. Merak etmişler sordu. Bugün burada ne olacak? Nasıl kayak etmişler yani? Ondan da... Ya şimdi akşam yemeği yiyeceğim deyince böyle şaşırdı, vay be klasik normal bir akşam yemeği bile böyle mi oluyor acaba? Der gibi bir bakış attı yani. Hani zaten böyle. Nişanlıken mi acaba ya? Şimdi böyle götürdüğümüz yemeği bir yandaysan. Nişanlıken gidiyorduk ya. Birlikte gidiyorduk. Ama kesinlikle. Kumanda yiyordum ya. Evet. Masadakileri de koyuyorum. Evet. Kimi kazandı? 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 Biraz daha çok seviyorum. Bize bazı yerlerde ekmek arası patates satılıyor biliyor musun? Evet ben gördüm, çok şaşırdım. Adı neydi onun ya? Ben gördüm. Sen bir saat sene gittik ya bu Edirne'de. Patates olmayalardı acaba. Edirne'de gittik ya. Kadın hazırlıyor. Ben sandım ki o tost hazırlıyor. İçine patates koyuyor ya. Ekmek içinde. Bak patates taze, ekmek taze olursa o da çok güzel olur. Yani ama sadece patates ve ekmek. Ve ketçap mayonez böyle. O da güzel olur. Abi bir tatlı gibi sanki yani. Abi tatlıyı kadar mı içersin? Abi geç kaldı. İçeceklerin kola, soda, fanta, ayran, şalgam, meyve suyu, şu kızarmış deriye bakmış ya, süpermiş ya. Şey biraz tam da güneş şey vurmuş üzerine arkadaşlar.
Yani benim bilgilendirme amaçlı gösteriyorum. Bakın kuzu çevirme demek ki böyle bir yer. Ben biraz daha etli kısmından söyledim. Pide beyniz, bizi soracağım. Pide biraz daha böyle kızarık, yani böyle kemik sıyırmalı taraf değil mi? Evet. Kaburga tarafını söyledi. Ben bir şey soracağım. Sen neden acaba her söylediğinde kuzu çevirme söyledin? Bir de kuzu çevirme o zaman nereden meşhur acaba yani? Çünkü kuzu çevirme ben hiç yemedim. Bir de hani kuzu çevirme hani... Etin belki de en güzel halidir bence hani. Öyle düşündüm yani. Ben de çok özendim yıllardır böyle. Ama tabii yani bir yere gitsen, onunla ilgili bir restorana gitsen bayağı bir pahalıdır diye böyle. Tabii ki. Hep erteledim, erteledim, erteledim. Nasıl bak bugüneymiş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben deneyeyim tamam mı? Evet, sofradan sonra da sana çok güzel özel sürpriz hediyeler. Birini biliyorsun zaten. Ama diğerini ben sakladım arabaya. Arabadan getireceğim. Hadi bakalım Enes. Bismillah. Nasıl acaba? Evet. O kadar her yerde kuzu çevirme, kuzu çevirme, çevirme dediğim kadar var mı hiç bu? Ha? Gerçekten mi? Peki bundan daha lezzetlisi yok mu? Türkiye'de yediğin et usullerinden peki? Yani şöyle. Ben Jaguar'ı çok seviyorum ya. Ha. Çok güzel bir şey. Bu bambaşka bir güzel yani. Etin bambaşka bir güzel hali diyorsun evet, yani. Biz dedik ya Adine, senden ne benziyor? Biz yedik o kebap, ne kebabı? Ha, büryan kebabı. Hayır, bambaşka, bu da güzel. Yani bu büryan kebabından daha mı güzel? Evet. Aa, vay be. Tamam, sen ben de deneyeceğim, sabırsızlanıyorum. Biraz da şeye benzemiyor mu? Yufka ıslamanın üzerindeki ete benzemiyor mu? Hani yufka ıslaması yapıyorduk ya biz, etli yufka. Ona benziyor. Benziyor değil mi o ete? Hmm. Şimdi orada da kaburga falan kemikli evet. Etler kullanılıyor evet. Ya. Hmm. Bizim o daha köylerinde yaygın yani. Yani ama o karışıyor. Yufkayla ama bu sadece eti yani. Sen bu kemikli olduğu için. Sen yemedin ki, dene bakalım. Tamam ben de deneyeyim. Bir deneye bakalım evet, Enes Bey. Bu da hayvanın boyun kısmıymış arkadaşlar. O da güzel, ben severim. Bütün... Bu ne acaba? Sinir mi acaba? Tuz yok mu? Yok. Tamam, bir deneyelim bakalım. Sen yorum yaparsın. Nasıl oldu? Sen de yorum yap. Dediğim gibi mi? Çorum'da mı meşhurdu? Çankırı'da mı meşhurdu? Sırık kebabı vardı. Sırt. Sırık kebabı. Hı. Onun etine benziyor. Aa. Aşağı yukarı herhalde o da aynı yöntemle pişiriliyor olabilir. Olabilir ondan. Birazcık tuz az. Güzel tamam. Ama buryan kebaptan bu daha güzel daha yani. Yo, hatırladığım kadarıyla böyle löp kırmızı etti. Ha. Bu biraz daha yağlı et ya. Evet ondan. Sanki ondan. Böyle yani o da güzel. Bak onun da şeyi de güzel ama. Altında sıcacık ekmeği evet, de evet. Geliyor. Yani onun da ayrı bir güzelliği var. Peki bu yemek nereden meşhur Enes? Şimdi bizim Türkler göçebe kavimler. Sürekli göçüyorlar. Başka bir otluğa göçüyorlar. Orada konaklıyorlar. Hı-hı. E ne yapıyorlar? Sürekli göç ettikleri için bir de hayvancılıkla uğraşıyoruz tabii. Acıktın bir tane kuzu kesiyorsun. Çevirelim bari. Odunun üzerine koyacaksın. Çevirelim bari. Odunun üzerine direkt koymaya malzeme olmayınca ne yapıyoruz? Saplıyoruz kazıkları. Ondan sonra çeviriyor. Bir sapa diziyoruz. Sonra aralıkla çeviriyoruz böyle. Evet evet. Yani en doğal hali zaten. Evet. Etin, o sebeple. Ama çok güzel ama ya. O şekilde biraz daha sert oluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha yumuşak oluyormuş yani. Buharda koymuş çünkü. Tabii. Çünkü buharlıyor ya. Kızarmış değil. Kızarmış et benim için her zaman daha makbuldür. Bir adım öndedir. Anladım. O yüzden bu da çok güzel ama diğer kebap bir tık yani. Daha önde bende. Tatlı da ikram edeceğiz size. Kabak tatlımız meşhur. Mumuşurda pişen. Oo. Kabak tatlımız da böyle kısık ödeyse mumuşurda 10 saat falan pişiyor. Benim bir tane arkadaşım ete her zaman limon sıkıyor değil mi? Hı? Öyle yiyor. Öyle tercih ediyorum. Kuzu çevirme de var. Sen bak kemik sıyırman sevdiğin için şöyle yani. Sana. Çok seviyorum. Ben bu çorbaları getireyim de ziyan olmasın. Burada arkadaşlar buradan çok güzel bir gün batımı manzarası var. Karlı oldu dağ eteklerinden. Çatıdan sarkan saçak buzlar. Vay kanım tatlının yarısını bile uçurmuşuz be. Çok mu güzel? Adam mum ateşinde 10 saat falan pişirdi. Bilmiyorum doğru mu söylüyor şaka mı yaptı da. Bence en fazla.
tarzı 10 saat yani. Ama evet çok kısa afesi olabilir. Yani nasıl lezzeti beğendim ama. Güzel mi? Tahinli olsa daha güzel olmaz mıydı? Değil mi? Çünkü tahin ceviz meşhur ya özellikle. Evet. Dışarıda çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Gün batımı sarısıyla kar beyazının mükemmel ahengi. Ben düşünüyorum şimdi arkadaşlar. Neden ben şimdi bu kadar yiyorum yani? Neden? Hiç iyi değilim yani. Yemek yemeyi eskiden evlenmeden önce sevmiyorum yani yemek yemeyi. Normal. Evlen ilk sene de normal yiyorum değil mi? Yani az hatta. Evet. Ben hatırlıyorum yani. Her soframda anne ne diyor biliyor musun bana? Ne diyor? 10 kere ye. Ne? Ye. Ana ele bak. Ye. Ana. Ye ye. Tamam mı? Su alıyor bana. Ye 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 böyle diyor. Şimdi söylemiyor ama çünkü ben yiyorum. Allah Allah ya ne acaba? Hamileyken. O kadar çok. Sen gülmekten ağladın sanki evet. Ya. Ha? Evet. O kadar çok. Aa, aylık. 5 aylıktan sonra var gülmekten. Ya. Gülmekten. 5 aylıktan sonra iştah açmış. Her şey var. Yemek yiyorum böyle. Oh, o kadar yani. Şimdiye kadar istiyorum yani eski halini gibi böyle zayıf olmak. Bir de daha iyi yani bence. Ne acaba şimdi? Ama güzel yani. Tabii insanın yedikçe iştahı açılıyor. Yani. Ben mesela her akşam bir tatlı yemeye bir başlayayım. Oo her akşam istiyorsun. Ama kestiğin zaman hem kilo da veriyorsun hem bir daha da canın o kadar da istemiyor sisi evet. Gibi. Yani iştahın bir sınırı var. O sınırı aştığın zaman ne kadar sınır yersen yok. De doymazsın sınır yani. O kadar işte. Canın ister. Ondan bazen çok susmanlar var ya çünkü sınırı yok öyle yani. Evet. Yani o zaman... Bu ara dikkat etmek çok önemli arkadaşlar ama hakikaten ben hamile 5 aydan sonra iç hastalığı ya ondan bahsediyorum çok yemek istiyorum böyle. İnşallah eski halin gibi olacağım da. Zaten bildiğim şey. Evet beraber aldım. Takayım. Evet. Acaba başarabilir miyim? Ha? Ah, tabii ki başarılı. Nasıl kelime böyle? Şöyle açayım önce. Ama tak tamam mı? Kullan. Kullanacağım. Bu kibar yani. Tuğun falan, insan falan biri bazen özel günlerde kullanıyorum yani. Evet. Yeni evlendiğimizde de aslında almıştık. Evet. Hatta annem almıştı. Takı ziynet. Ancak... O zamanki zor ekonomik şartlarından dolayı bozdurmak zorunda kalmıştık değil mi? Şimdi beğendi güzel bir tane. Tamam mı? Kayıkmışlar böyle. Güzel mi? Evet. Aynen böyle mi? Evet. Sen niye yapıyorsun bunu? Şaka yapıyorsun. Teşekkür ederim. Sen günlerde böyle oluyor. Rica ederim. Sen aldın mı? Evet, çok güzel. Güzel ve özel bir gün. Bizim birlikteliğimizi daha da güçlendirsin. Bizim geçimimizi daha da arttırsın. Daha da mutlu, daha da güler yüzlü, daha da pozitif kişiler olalım. Daha da anlayışlı insanlar olalım inşallah. Tamam. Şimdi sıradaki hediye çıkıyorsun. Ne? Zaten görmüştür. Yan masaya baktıysa görmüştür. Evet. Kucağımıza. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben çok seviyorum bunu. Evet, bu İka'nın en sevdiği tarz değil mi? Kırmızı. Böyle kırmızılı güllerle böyle. Hadi burada fotoğraf çeker misin? Tamam. Hemen fotoğraf çekelim. İka hanımcığımızı. İnşallah hepsini de böyle imanlı, ahlaklı, hayırlı, vatan milleti borç olarak yetiştirelim. O da inşallah güzel, mutlu günler görsün inşallah. Allah'a izin verin. Senin çok uykun geldi ya. Çünkü burada sen dedin ya oksijen az, simliye bakıyorduk. Bir de masaj yaptırmıştık. Yani uykum çok fazla. Çok mutluyum hakikaten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gün.
geçirdik beraber seninle. En sonunda 3 sene sonra yani böyle hakikaten çok zor bir durum. Yani ama çok iyi oldu. Bursa'ya geldik. Herkese de Allah olsun. Yani çok iyi olduk 3 sene önce. 3 senedir yapmadık. Bebek olunca çok zor durumda. Bursa'ya geldik. Çok iyi olduk. Orada Edis de Allah razı olsun görevlisi ablamız da baktı. Çok çok teşekkür ederim. Yeğenler falan değil. Bir de süt bırakma sürecinde olduğu için bayağı zor. Bir de benimki de biraz senin hormonların da etkili olmuş değil mi? Hormonlar çok etkili. Biraz böyle depresyon gibi. Yani stres, depresyon gibi yani. Hafif depresyon. Çünkü hormonları farklı. Yani benim ben çok çok nasıl diyorum, o kadar çok mutsuz günleri geçirdim yani öyle çok sanki çok kötü bir şey yaptım gibi anladın mı? Bir de hakikaten yani mutlu olmaya çalışıyorum olmuyorum. Neden? Ben okudum hormonlardan dolayı yani 3 tane hormon değişiyor. Yani mutluluk hormon 2 tane komple kesildi. Bir tane hormon stres için arttı. Ondan işte yani çok nasıl yani suçlu hissediyorum. Niye? Sütü bıraktın diye? Yani o evet öyle gibi yani. Sanki devam etmeliyim gibi düşünüyorsun. Yani sanki yani suçlu hissediyorum. Ama şu an ha, süt bırakma biraz zorunluluk gibi oldu. Evet, çünkü sen biraz sıkıntı yaşıyordun. Yani. Ama yani böyle olunca da çok şükür ya. Şükür ederim ben yanındasın her zaman. Tamam. İki tane mutluluk hormonu gitmiş ya. Evet. Ha, onları yerine ben geliyorum işte. Ha, tamam evet, evet. Şükür ederim. O işte yani. Öyle. Tamam hadi şimdi geç kalmayalım yani. Hani inşallah Allah-u Teala'ya da dua edelim. Sıradaki o güzel planlarımızı, hayallerimizi de gerçekleştirelim inşallah. Amin inşallah. Herkesi yani, de inşallah ayarlayalım. Bazı çiftler evlendikten sonra çocuğu olunca ya hiçbir şey yapılmıyor ya şöyle yapılmıyor böyle yapılmıyor diyorlar da hani ben nasıl o kadar olacak ya diyorum hani illa çocuk tamam yanında durur ama yine bir şey yaparsın dedim. Gerçekten. Ama gerçekten ben hak verdim yani. Daha henüz çocuk 2 yaşına bile ulaşamadı. Halde hak verdim. Çocuk evet. Varken hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden yeni evlendikten sonra değil mi? Evet. Mutlaka aklınızda kalanları böyle çift olarak yapmak istediğiniz, gitmek istediğiniz yerlere gidin değil mi? Evet. O hayallerinizi kesinlikle gerçekleştirin. Bir ömür boyu orada olun. Amin amin. Böyle bir şey gerçekten çok ihtiyacımız vardı. İnşallah sakin. Mutlu olmuşsunuz. Amin. O kesilen iki hormona rağmen. Yani neden ben suçlu hissediyorum değil mi? Neden? Ediz emerken o kadar çok mutlu oluyor ki çok böyle sanki çok mutlu oldu yani şimdi yok yani ondan sanki çok suçluyum yani Ediz şimdi de Ediz'in biraz psikoloji farkı böyle. O zaman şöyle yapalım senin süreci yaşayan birçok annemiz var bizim birçok takipçimiz var onlar da yorumlara yazsın değil mi? Evet, yani. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Bu süreç en kolay, en hızlı şekilde nasıl atlatılabilir? Yani herkesle aynı durum mu oldu? Biraz motivasyon anlamında biraz kayıt yaşıyor. Çok Ediz çok pahalı bana. Yani çok düzgün, inanılmaz düzgün ondan yani. Çünkü bazen kişi, yani benim sütüm gelmiyor ondan hiç böyle sıkıntı yaşamadı. Kendi bıraktı, istemedi artık. Ama Ediz öyle değil yani. Belki versem ya 5 yaşına kadar hala emmebilir o çocuk. Yani çocuk belki küçük kendi içinde bir depresyon bile yaşıyor olabilir değil mi? Çünkü ondan, en bağımlı olduğu şeyi kaybediyor. Ondan kedi daha önce geldi. Kediye zarar vermiyor. Şimdi sinir oluyor ya bazen kedi böyle varıyor ya. Arkadaşlar kediyi öyle bir yani, çırmalıyor ki. Bence kedi kıskanıyor. Kedi seviyoruz ya. Oynuyoruz ya. Yani. Ondan olabilir ama o da içinde stres olabilir. Ondan böyle böyle yani ne bileyim yani. İlk geldiğimde öyle olmadı ya mesela. Öyle yapmadı. Tabi o da şimdi şey yaptı ya. O da şimdi daha sütü yeni bıraktı ya. İşte onun da etkisi olabilir. Tabii ki çok. Hem kıskanma hem ikisinin de etkisi olduğundan daha dolayı. Daha çok çabuk sinir oluyor şimdi. Evet, ama sen onu önemseme yani. Onlar geçecek bir durum yani. Tamam mı? Daha yani. Çocuk büyüme aşamasında. Karakterinin oluşması için daha 6 yaşına kadar zaman var. Evet evet doğru. En önemli şey onlar güzel örnek olmak. Tamam mı? Tamam. Ve usulüm tamam. Biraz hadi yani. Şimdi elimizin bebeğimizin yanına gidelim. Hadi tamam hadi, mı? Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar ben yakından çiçek şey gösteriyorum size. Yani oo. Çok çeşit gül rengi var ya mesela hafif nasıl kırmızı. Beğendin mi? Güzel hazırlatmış mıyım? En sevdiğim rengi bu rengi yani böyle. Buradaki böyle nasıl rengi? Koyu
Böyle çok renkli sevmiyor musun, böyle çok çiçekli? Böyle mor, pembe, bir sürü böyle çok yoğun çiçekli oluyor ya. Yani bir gün gelebilir ama ben böyle seviyorum. Böyle daha güzel geliyor. Daha güzel. Tabii zaten yani. Daha böyle aşkı ifade eden, evet. Daha romantik bir çiçek türü gibi yani. Geliyor. Değil mi? Ha, şöyle. Evet. E tamam, bir gülümse, bir çiçekle birlikte poz alalım. Şöyle yan tarafa. Oo Ekanım, ne kadar yakıştınız. Teşekkür ederim. Bu güllerin arasındaki en güzel gül sensin ama. Ay ya. Gülüşün tüm güllerden daha güzel. Teşekkür ederim. Her zaman gülmen doğasıyla, tamam mı? Hadi tamam. Gidelim. Hadi bebeğimizin yanına gidelim. Hadi. Şu anda belki de -10 derece olabilir, değil mi? Bayağı bir soğuk arkadaşlar. Şuradaki kara bakın ya. 1 metre var ya. 1 metre var valla. Hadi gidelim madem. Hadi eve gidelim. Hadi dizimize gidelim. Hadi. Hadi bakalım Edis'in tepkisini çek. Nasıl olacak acaba? Tamam. Kaç saat? İstersen benim sana hediye ettiğim çiçekleri bir de Ediz'e hediye et bakalım. O ne yapacak acaba? Hayır, o diz parçalayacak. Hayır. Tamam, vermeyelim o zaman. Ooo köpeklere bak 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 bak. Görmedi hiç gözükmedi. 6-7 tane köpek. Valla var ya. Arabadan insan parçalı. Eski yedi mi? Evet. Ah nerede o yeni yediler? Nerede yeni yediler? Evet, şimdi arkadaşlar İka ile iddiaya girdik. Uludağ'da iniyoruz. Gördüğünüz gibi hala -7 derece. Acaba tam kapının önüne geldiğimizde kaç derece olacak? Ben dedim ki 2 veya 3 derece olacak. İka dedi ki 0 dedi. Ben de bir rakamını ona hediye ettim. Hadi bir de sen kazan dedim. Hadi bakalım. Ben kazanırsam arkadaşlar Ediz'i çok çok öpeceğim. Eğer İka kazanırsa yine ben Ediz'i çok çok öpeceğim. Yani her türlü kazanan ben olacağım. Tamam. Ona göre. Hadi bakalım. Tamam. Bizim mahallemiz yanına geldik. Yani sokağa geldik, evet, ama. Evet arkadaşlar, ben kazandım arkadaşlar. İka çok üzgün. Çünkü neden Ediz'i bol bol öpeceğim arkadaşlar. Olsun, ben üzgün değil. Ben İka de öpeceğim. Ama sıcakladıkça daha çok panikledi. En son kaybetti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tam net 3 derece bak. Ne 3,5 ne 2,5 görüyorsun. Nerede anne? Yok, annen de değil. Ha, nerede anne? Anne. Hoş geldin bebeğim. Ana, nasıl sarılıyor, şuna bak. Ana. Nerede anne? Sarıl anneye. Bak nasıl mutlu oldu, bak bak. Nasıl dokunuyor parmaklarıyla, bak ne kadar da güzel. Arkadaşlar ya, bu çocuk kediyle kavga etmiş. Kedi de buna gürürü göstermiş. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın nasıl çizmiş. Hala bile Allah Allah ya. Sen özledin mi anneyi? Hoş geldin. Hoş diyor arkadaşlar. Bak duydunuz değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk bebeğim. Bak nasıl mutlu oldu ha. Nasıl gülüyor İka. Ay maşallah ya. Evet, o zaman iddiayı ben kazandığıma göre değil mi? Evet. Ediz'i bol bol öpebilirim. Ha. Daha sonra öpeyim ben onu, tamam mı? Şu an seni çok özlemiş ya. Evet, çok. Bak sana nasıl sarılıyor. Hiç hiç babasına öyle sarılmıyor. Bazen sarılıyor ama. Bazen. Sen olmadığında, ilk beni gördüğünde de bana böyle sarılıyor. Öyle mi? Hmm. Evet arkadaşlar, sadece güzel bir gün geçirdik. Bir hediye aldık. Abba. Sonra Uludağ yoluna gittik. Yemek yedik. Sus be. Tamam. Küçük. Evet yani. Ay, çok teşekkür ederim. Benim de kaleden Allah razı olsun. Rica ederim. Bu dışarıdan mı olacak, içeriden mi olacak? Evet, bu arada babam geldi. Hoş geldin baba. Ha, o hoş içeride geldin. Duracak o. Ha. Bak hoş geldin, geldin diyor bak. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, ne güzel söylüyor. Ayşe teyzenle öğren değil mi onu? Ay maşallah bebeği ya. Bak kolyeni de çok sevdi bak. Kolye mi? Evet arkadaşlar, yani çok mutlu olduk arkadaşlar. Çok mutlu oldum ben. Daha önce var ya, ilk böyle 3 gün var, nasıl moralim bozuldu, nasıl bir kötü oldum. Bak böyle bir bebek yani. Mama. Yani nasıl diyeyim yani, şimdi Ediz'i görünce çok mutlu oldum. Şurayı güzel videoda görüşürüz. Bye bye Ediz. Bye bye. Arkadaşlar işte Ediz'in kavga ettiği kedi bu. Olayın baş kahramanı bu, değil mi? Sen niye benim oğlumla kavga ediyorsun ha? Niye iyi geçinemiyoruz bakayım? Söyle.
İkiniz farklı alemlerin yaratıklarısınız ya. Niye anlaşıyorsunuz da anlaşamadığınız konular var? Ben onu anlamadım. Ama Allah Allah. Saat 2'ye kadar hala şöyle olur mu ya? Evet. Biliyor musun sen? Valla karnım ağrıyor acaba. Yiyecek gibi duruyor sanki. Kediler karnı ağrıyınca ot yiyor ya. Öyle mi? Tabii. Hayır. Bu gerçek ot mu? Tabii gerçek onlar. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?